Merhaba Shift Lane'in izleyicileri. Turkcell T40 uzun süredir kullanıcıların beğenisine sunulan bir akıllı telefondu ve Turkcell nihayet T40'ını yenilemeye başladı. Şimdi karşımıza Turkcell'in T50'si var. Bu videomuzda ayrıntılı incelemeden hemen önce Turkcell T50'nin kutusuna nasıl çıktığına bakacağız ve temel özelliklerini değerlendireceğiz. Evet, o meşhur bıçağımızla şimdi kutuyu ufacık açalım ve hep beraber görelim içeride neler var. Turkcell T50'yi kutusundan çıkarıyoruz ve karşımıza ilk gelen şey bir garanti belgesi ve IMEI numaralarının olduğu etiketimiz. Bunu kenara ayırıyoruz. Turkcell T50'yi kutusundan çıkardığımız anda karşımıza bir adet yazı geliyor. Bu yazı Turkcell T50'nizi güle güle kullanmanızı temenni eden bir yazı. Önemli bir notla düşülmüş. Arka kapağı açılabilir değil diyorlar. Dolayısıyla bakıyoruz, evet, monoblok bir tasarım tercih edilmiş. Arka tarafta güzel bir desen ve Turkcell logosunu görüyoruz. Aşağıda T50 yazısı var. Ve evet, sim kartı koymak için yan taraftan açılan bir yer var. Buraya ufak bir şeyle ittirerek açabiliyorsunuz. Bakalım kutunun içinde bu aparat var mı? T50'yi şöyle kenara koydum. T50 kutusundan bir tane kullanım kılavuzu hemen karşımıza çıktı. Gördüğünüz üzere gayet ayrıntılı şekilde telefonun temel özelliklerini de anlatan, yapabileceğiniz şeyleri de anlatan bir kitapçık var. Kullanım kılavuzundan sonra karşımıza Turkcell'in Dolby ile yaptığı bir çalışmanın şeysi geliyor karşımıza. Burada diyor ki Turkcell T50'nizi ev sinema sisteminize bağlayın ve gelişmiş bir ses deneyimine hazır olun diyor. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman bunun ne olduğunu anlıyoruz. Turkcell T50'de gerçekçi bir surround deneyimi sunulmak hedeflenmiş. Tabii ki bunu ayrıntılı incelememizde değerlendireceğiz. Şimdilik bunu kenara ayırdık. İçeriden bir adet şu aparatı tanırsınız sanırım. Bu ufak metal şeyle birlikte sim kart yuvasını açabiliyorsunuz. Bu olmadan açmanız zor veya ataş falan kullanmanız lazım ki ataşın da ince olması lazım. Aman bunu kaybetmeyin. Gerçi sim kartınızı çok fazla değiştireceğini düşünmüyoruz ama ilk defa takacaksanız da bu gerekli. İçeriden bir tane şarj aleti çıkıyor. Bir adet USB kablomuz var. Bir tane de mikrofonlu kulaklığımız çıkıyor. Turkcell T50'nin etrafına baktığımız zaman yuvarlak hatlara sahip az köşeli bir tasarımı tercih edildiğini görüyoruz. Bu anlamda Huawei Ascend P7'ye bir miktar benzediğini söyleyebiliriz ama tabii ki üreticisi daha da farklı bir şirket. Etrafında alt tarafta mikrofon yuvasını, kulaklık mikrofon çıkışını görebiliyoruz. Yan tarafta ses tuşları ve güç düğmesi var. Elbette T40'ın üzerine koyduğu şey tasarım ve görünüm değil. Turkcell burada Android'in de en son sürümü olan 4.4 KitKat'la bu cihazı sunuyor. Aynı zamanda Snapdragon 400 platformunu kullandığını söyleyebiliriz. Evvelki T40'ın çok daha üzerine performans olarak çıkan bir cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi daha iyi bir operatör cihazı deneyimi karşılıyor. Cihazın içinde açılmayan bu kutunun içinde 2300 mAh'lik pil varmış. Pilin ne kadar gittiğini hep beraber zaten göreceğiz. Turkcell T50 aynı zamanda LTE ve çift taşıyıcılı internet teknolojisini de destekliyor. Dolayısıyla hani ekonomik bir cihaz demeyin, bu cihazı çok hızlı şekilde internete bağlanabileceksiniz. Turkcell T50 ile geçirdiğimiz ilk dakikalar bu şekildeydi. Ayrıntılı inceleme için Shift Link.net'i takip etmeye devam edin.